Babama söyle, sonunda adam olacak çocuğa çıktı desinler. Merhaba, benim adım Pia. Merhaba, benim adım Karen. Merhaba, Deli Kafaların annesi Elif ben. Ben Fatih Serdaroğlu, Deli Kafaların babası. Ne hissediyorsunuz Elif Hanım? Heyecanlı. Bir de biraz hüzünlü. Demin söz saydı. Evet. Evet, gelin bakalım baba. Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Hoş geldin. Barış Manço ile tanıştın mı? Ben çeker misin? Evet. Babama göndermek istiyorum. Tamam. Babama diyeceğim ki Barış Manço'ya geldim baba diyeceğim ama. Elif'e babası programa getirmek için söz vermiş ama getirmemiş. O da içinde kalmış. Şimdi de hüzünlendi değil mi? Bir de yemek yapmış şey var. Evet. Tanışamadık Barış amcayla. Burası da Barış Manço Müzesi'nin ikinci katı ve yatak odası. Gerçekten güzel eski bir mimariyle döşenmiş bir yer. Eski fotoğraflarla da çok anlamlı olmuş. İkinci kattaki yatak odasının karşısında başka bir oda daha var. Burada da bir yatak var ve oturma odası tarzında döşenmiş büyük bir yer. Bu tablo da beni çok etkiledi. Çok güzel bir tablo. 1911 yılında yapılmış çok güzel bir tablo. Çok iyi olmuş. Biraz koleksiyoncuymuş kendisi. Babama söyle, sonunda adam olacak çocuğa çıktı desinler. Ooo, tebrikler. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Gerçekten şampiyon sizi gönderiyor. Hediyelerimi verin. Arkamda gördüğünüzde Barış Manço'nun 7'den 77'den sonra dünyayı gezerek çektiği bütün videoların kasetleri var. Güzel bir arşiv. Ve bunları birebir görmek mükemmel. Barış Manço'nun her şeyi varmış değil mi kızım? Bir de küçük bebeği. Çok güzel olmuş. Bak hemen. Tamam mıyız Pia? Gördük mü Barış abiyi? Evet, Barış abiyi gördük. Merhaba, ben Fatih Serdaroğlu. Şimdi sizlerle Barış Manço ile ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. 1999 senesi ve Şubat ayı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde koltukta uyuyorum. Ağlayarak uyandım. Haberlerde Barış Manço'nun yaşama veda ettiğini söylüyorlardı. Ve uyandığımda gözyaşlarımı silerken rüyaymış. Ama rüya değilmiş. Çünkü televizyon açıktı ve altyazı olarak Barış Manço'nun öldüğü geçiyordu. 99 senesinde Barış Manço vefat ettiğinde ben bir çocuk değildim. Ama 7'den 77'ye programını bizden bir önceki jenerasyon ve daha da büyüklerimiz en küçüğünden en büyüğüne izlemişlerdir. Dünyayı ilk Barış Manço ile gezdik. Rahmetle anıyorum.